Türkiye'nin %100 yerli bilgi yarışması Altın Pete'ye hoş geldiniz. Efendim yarışmamız çok kolay. Yarışmacılarımız en alt petekten başlayıp Altın Pete'ye ulaşmaya çalışacaklar. Bildikleri her sorunun ardından önlerine gelen anahtar kelimelerle kendi yollarını kendileri belirleyecekler. Ne kadar çok soru, o kadar çok para. Ödülümüz tam 1 milyon lira. Ve yarışmacımız Eylem Önler geliyor. Hoş geldin Eylem. Eylem hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler siz. Teşekkür ederim, sağ ol, ben de iyiyim. Biraz kendinden bahseder misin? Tabii, 23 yaşındayım, psikoloji okuyorum. Bu sene mezun sayılırım. Birkaç haftaya mezun olacağım. Birkaç haftaya psikoloji bölümünü bitiriyorsun. Evet, psikolog sayılırım. Psikolog sayılırsın. Neler var aklında, neler yapmak istiyorsun? Ya şu an pek bir şey yok aslında. Hani tamamen KPSS'ye bağlı. Aha. Hani olur da atanamazsam yüksek lisans yapacağım. Yüksek lisans yapacaksın. Eğitim atanırsam alacağım. Atanırsam da görevinin başında aynen işine başlayacaksın. Evet. Ne güzel. Peki biraz yarışmadan bahsedeyim mi sana? Tabii. Şimdi yarışma boyunca 5 tane jokerin var. Bunlardan 4 tanesi bronz joker, 1 tanesi gümüş joker. Bronz jokerlerini emin olmadığın şıklarda kullanarak kendini koruma altına alıyorsun. Gümüş jokerini ise emin olduğun bir soruda kullanıp o ana kadar biriktirdiğin para miktarını garanti altına alıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben yarışma boyunca jokerlerle ilgili senin devamlı yanında olacağım. Sana yardımcı olmaya çalışacağım. Başlayalım tamam. mı? Başlayalım. Peki. Eylem'in ilk sorusu gelsin ve başlayalım efendim. Bir evin çok temiz olduğunu anlatmak için ne dök yala ifadesi kullanılır? A. Süt. B. Pekmez. C. Yoğurt. D. Bal. Bal dök yala. Bal dök yala mı diyoruz? D. Evet. Ev çok temiz olunca. Bal dök yala. Peki D şıkkı bal. Onaylıyor musun? Evet, onaylıyorum. Tamam. Bakalım efendim. Bal dök yala ifadesi doğru muymuş? Tebrikler. Şimdi. Bildiğin şık bile yanlış geliyor. Nasıl? Acaba bal değil de süt müydü? İnsanın bildiği şık bile bir an şüphe ettiriyor kendinden. Peki heyecanı atıyoruz ama yavaş yavaş. Evet. Gördüğün gibi sorularımız çok zor değil. İlk baştaki sorular. Onun için heyecandan kurtulursak önümüzdeki sorularda, aynen, bildiğimiz sorularda herhangi bir tereddüt yaşamayız. Şimdi Eylem, 250 liraya ulaştık. Bundan sonraki her soruda önüne bir anahtar kelime gelecek. 3 tane anahtar kelime gelecek. Sen bir tanesini seçeceksin ve kendi yolunu kendin belirleyeceksin. Unutma altın peteğin en önemli kuralı. Ne kadar çok soru, o kadar çok para. Anlaştık mı? Evet. Peki gelsin bakalım anahtar kelimelerimiz. Sayfa. Yaramaz. Karar. Şimdi yaramaz dersen basit yoldan gideceğim. Yaramaz dersen evet kısa yoldan gitmiş olacaksın. Sayfa diyelim. Sayfa de. Sayfa olsun. Peki sayfa anahtar kelimesini seçtik. Nasıldır sayfa? Sayfadan nasıl bir soru çıksın istiyorsun? Nasıl bir şey bekliyorsun? Ya bilmem, sayfa deyince kitap. Kitap sayfaları. Kitap sayfaları. Yani benim aklıma o geldi. Peki. O gelmemeli miydi? Bakalım bakalım, ben de bilmiyorum. Gelsin efendim hep beraber öğrenelim sayfa anahtar kelimesinin sorusu. Yeni bir başlangıç yaparken ne renk bir sayfa açılır? A. Siyah. B. Sarı. C. Kırmızı. D. Beyaz. Beyaz bir sayfa açalım. Beyaz bir sayfa ben açalım. Ben beyaz, yani mantığı bu. D. Peki. Beyaz. D. Beyaz, onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam peki, bakalım beyaz bir sayfa açılır İfadesi doğru mu? D. Beyaz. Tebrikler. İyi gidiyoruz. İkinci soruda rahat daha bir şekilde. Iki. İkinci soruda rahat bir şekilde 500 liraya ulaştık. Sıradaki sorumuzun değeri 1000 lira. Anahtar kelimeleri senin için çağırıyorum. Tamam. Peki gelsin efendim anahtar kelimelerimiz. Buz. Fırça. Eş. Eş dersek eş olsun. Şimdi buz dersek buz hokeyi falan filan, buzla ilgili sorular gelir, bilemem. Buz hokeyi, sporla aran nasıldır? Ya
Yani değil ya. Pek değil. Belki futbol bize yakın sporlar olursa olabilir ama buz hokeyi tabii. Bilemedim. Gelir mi ki? Bilmiyorum. Buzla ilgili her şey gelebilir. Yani içinde buz kelimesi geçen her türlü soru gelebilir. Eş dersek, eşte sanırım şu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Aynen. Eşte de daha çok soru alma şansımız var doğru. Aslında. Eşte en azından birbirinin eşi olan şeyler gelse daha basit yaparız sanki. Peki. Eş diyelim. Tamam. Peki eş anahtar kelimesini seçiyoruz. Bakalım tahmin ettiğin gibi bir soru mu olacak? Yeah. Gelsin sorumuz. Eşleşmelerden hangisi yanlıştır? A. Baklava Gaziantep. B. Künefe Hatay. C. Pişmaniye İzmit. D. Höşmerim Mersin. Şimdi zaten baklava Gaziantep'in o gitti. Baklava Gaziantep. Aynen Gaziantep'in baklavası, fıstıklı baklavası. Tamam. Künefe Hatay'ın, künefeyi çok severim. Sever misin? Bayılırım. Hatay'a gittin mi hiç? Hatay'a gitmedim ama hani Hatay künefesi diye geçer yani. Evet, bir de Hatay'da yemeni tavsiye ederim. Aynen. Müthiştir. Şimdi pişmaniyeyi de çok seviyorum. Pişmaniye de İzmit Kocaeli. Hı-hı. İzmit'in yani diye düşünüyorum. Höşmerim nerenin? De Höşmerim Mersin. D. Höşmerim Mersin. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Bakalım. Ya. Yeah. Höşmerim Mersin eşleşmesi doğru mu yanlış mı? Bravo. Ay çok korktum. İyi gidiyoruz. Bak 3 soruda hiç joker kullanmadan 1000 liraya ulaştın. Tamam. Demek ki güzel gidiyoruz demektir. Sıradaki sorumuzun değeri 2000 lira değerinde. Gördüğün gibi yine altın petekte tablomuzda yanlara giderek yolunu da uzatarak gidiyorsun. İyi bir yolculuğa çıktın. Peki gelsin sıradaki anahtar kelimelerimiz. Gölge, meslek, ünlü. Gölge oyunları ile ilgili gelir herhalde. Yani düşüncem ya da gölge şeyleri. Böyle nasıl meslek gölge oyunları değil. Vardı değil mi? Şeyler yapılırdı. Ünlü hiç alakam yok. Peki. Biz bir de meslek var. Aslında ama gölgeye güvenmiyorum ya. Meslek olsun. Meslek ne olur olsun. Ne olmaz. Ha, sonra sağa sola gideriz. Tamam peki şimdi bir tane yukarı peteğe atlayalım. Meslek anahtar kelimesini seçiyoruz. Meslek. Sevdiğin mesleği mi yapıyorsun? Evet. Başından beri üniversite sınavında falan hep psikoloji mi okumak istemiştin? Tabii evet. Müthiş, ne güzel. Her zaman istediğim hadi şey bakalım, de oldu. İnşallah senin için en hayırlısı olur. İnşallah. Gelsin bakalım meslek anahtar kelimesinin sorusu. Dünyaca ünlü bilgisayar oyunu karakteri Mario'nun mesleği nedir? A. Doktor. B. Bahçıvan. C. Tesisatçı. D. Kamyon şoförü. Ya hani tesisatçı diyorlardı. Hani böyle öyle aklımda. Hani şeyde de caps yaparken hani böyle elinde hep bir tane şey. Ne var? İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı. Hani ben öyle hatırlıyorum. Tesisatçı ya. Doktor değil. Kamyon şoförü asla değil. Mario'yu şöyle bir kamyon şoförü olarak düşündün herhalde. Hayır kamyon şoförü değil. Ya bahçıvan üzerindeki bahçıvan ama tesisatçı kıyafeti ya. Değil mi? Tesisatçı. Ne diyelim? Tesisatçı. C tesisatçı. Evet C tesisatçı. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Bakalım Mario'nun mesleği C şıkkı. Tesisatçı mıymış? Evet tesisatçıymış. Şöyle bir bahçıvanla arasında gidip geldin ama... Yani bahçıvan kıyafeti var ama tesisatçı kıyafeti. Tesisatçı, mavi tesisatçı. O üniformasını aynen, hatırlayınca aynen. Elindeki İngiliz anahtarıyla aynen, da tamam dedin tesisatçı. Aynen, peki, aynen. 2000 liraya ulaştık. Sıradaki sorumuzun değeri 3000 lira. 4 tane bronz jokerimiz, 1 tane gümüş jokerimiz cepte devam ediyoruz. Çok güzel eylem, buyurun. Sıradaki anahtar kelimelerimiz gelsin. Hava, yüksek, kimlik. Oh. Şimdi hangi hava. Anahtar kelimeyi seçelim? Ya yüksek seçemeyeceğiz bir kere. Çok yukarı doğru gidiyor. Yükseği direkt eliyorum. Biraz yana kenarlara gidip yolu lazım. Uzatmak istiyorsun. Aynen öyle. Peki. Yoksa daha yukarıda fırsatım olmayacak. Tamam. Bu demektir kimlik. Ki aslında şu anda bir tane yukarı gittik. 500 bin liraya ulaşabiliriz eğer
Senin istediğin gibi giderse her şey. Evet. Hava durumuyla ilgili gelebilir. Hava. Hava ile ilgili her şeyden gelebilir. Aynen. Kimliğe hiç güvenemiyorum. Hava olsun ya. Hava olsun, bizim olsun. Hava olsun. Peki. Hava anahtar kelimesini seçiyoruz. Bakalım hava durumu mu? Havalarla ilgili mi? Nasıl bir hava sorusu gelecek? Bakalım. Gelsin mi sorun? Gelsin. Peki. Buyurun efendim. Hava anahtar kelimesinin sorusunu görelim. Otomobil motorlarında akaryakıtı buharlaştırıp hava ile karışmasını sağlayan cihaz hangisidir? A. Radyatör. B. Karbüratör. C. Karter. D. Steple. Arabadan da bir anlardım ya. Hava dedik, arabadan geldi. Ne alaka? Araba kullanıyor musun? Ehliyetini aldın mı? Boş arabaları çarparak. Eyvah. Ehliyetim var ama araba çarpmayı çok severim. Eyvah eyvah. Ya karbüratör olabilir. Nereden bilmiyorum geldi, nereden çağrıştı ama. Şimdi ehliyetini aldığına göre bu ehliyet sınavından da geçmiş olman gerekiyor. Geçtim, hem de 95'le. Hem de 95'le. Tamam, müthiş. O zaman şöyle bir şıklara bir bak bakalım. 4 sene oldu. Ya şimdi karbüratör daha yakın geliyor ya. Niye daha yakın geliyor bilmiyorum. Karbondioksitten daha yakın geliyor herhalde. Aldım verdin karbondioksit ya. B bronz joker. Peki. Kullanmak istiyorum. B şıkkı. Karbüratör bronz joker. Onaylıyorum. Onaylıyoruz. Bakalım. Motorlarda akaryakıtı hava ile buharlaşıp hava ile karışmasını sağlayan. B şıkkı. Karbüratör. Doğru cevap mı? Evet, tebrikler. Çok iyi, bravo. Karışabilirdi. Onun için risk almadın. Bronz jokerini kullandın. Dolayısıyla da 3000 liraya ulaştın. 5. sorunun sonunda. Sıradaki soru 5000 lira değerinde. 5000 lira değerindeki sorumuz için anahtar kelimelerimiz gelsin. Avrupa. Takvim. Ödül. Avrupa deyince direkt gözümde canlanan bir harita. Aram hiç iyi değildir. Coğrafya. Ne haritayla, ne coğrafya, ne tarih. Hepsiyle aram kötü. Herhangi birini göze alamam. Avrupa'ya direkt geliyorum. Ve ödül var. Ya ödül de muhtemelen bu şeylerden gelecek. Neylerden? Ödül gelecek? Törenlerinden, alınan ödüllerden. Onunla biraz da önce de havayı konuşuyorduk biliyorsun. Hava durumundan gelecek derken motordaki hava karışımı, egzoz hava karışımından ya bir, Avrupa kesin hani ya coğrafya ya tarih sorusu gelecek. O kesin yani. Avrupa ile ilgili bir soru olacak. Aynen kesin. Öyle. O gitti yani. O direkt. Peki. O gitti. Şimdi ödül. Ödül ne olabilir ki? Birinin aldığı ödülü soracak. Takip eder misin? Ödül olabilir? Törenlerini. Hayır. Etmezsin. Etmem. Ancak capslerden işte paylaşırlar böyle şu şunu kazandı. En son kazanan ünlüyü biliyorsunuz. Hani bayağı dalga konusu olmuştu garibim. Oradan biz takvim deyip garantiye alalım. Takvim diyelim. Peki takvim anahtar kelimesini seçiyoruz. Avrupa'yı bıraktık bir kenara. Ödülü de öbür kenara bıraktık. Takvim, takvim kaldı. Peki bakalım takvim anahtar kelimesinin sorusu neymiş? Ay takvimini kullansaydık, yılbaşını kaç günde bir kutlardık? Ay takvim. A. 328. B. 354. C. 465. D. 371. Hiçbir fikrim yok. Ay takvimini kullansaydık. Nereden başlanabilir? Bir yılda kaç gün vardan başlayabiliriz? 365 gün vardır bir yılda. 365 gün. Peki bunu biz ay takvimini kullanarak hesaplasaydık? İşte hiçbir fikrim yok. Hani ay takvimini kullanarak... Ne olabilir ay takvimi? Bir şöyle bir mantık yürüt bakalım. Ya ay takvimi dediğimiz hani sanırım yarım ay. Yarım ay değil mi? Yeni ay. O mantıkla mı gideceğim? Bilmiyorum. Dolunay. Bilmiyorum. Kaç şeyde bir gider diye hesaplasam o konuda da bir bilgim yok. Hoppala. Uydura uydura gideceğiz. Evet. Nereden başlayalım? Eskiden buna kameri takvim de denirdi. Ay takvimi. Şimdi yukarıya iki sayı vermiş. 465, 371. Yakın sayı vermiş iki tane. 328, 365'e daha yakın. Bilmiyorum. İstatistikler olarak da gidemiyorum.
Şanslı olduğun bir taraf var. 3 tane bronz jokerin var. Evet. Ama doğru kullanırsan bu soruyu atlatabilirsin. Çünkü galiba bu soruyla ilgili herhangi bir bilgin yok. Yok. Peki o zaman uydurma, bu noktada bronz jokerler sana yardımcı olabilir. Evet. Bir 371'i deneyelim, bronz joker. 371'i deneyelim. Peki D şıkkı 371 bronz joker. Onaylıyor musun Eylem? Onaylıyorum. Bakalım efendim. D şıkkı 371. Hiç inanmıyorum çıkacağına. Doğru cevap. Değil. Belli mi olur? Bilmiyorum, değil gibi geldi. İlk aklıma gelen B'ydi. Evet, değil gibi geldi dedin. Değilmiş. Evet, kötü oldu. Şimdi kaldı geriye 3 tane şıkkımız. A 328, B 354, C 465. Allah'ım, ay takvimini kullansaydım. Ne alaka? Ay takvimiyle neyi düşünmem lazım? Keşke ay takvimini kullansaydık diyorsun. Hiçbir şey çanlanmıyor ya. 354'ü deneyelim, bronz. 354'ü deneyelim. Deneyelim. Peki. B şıkkı 354 bronz joker. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Bakalım efendim, eyleme. Ay takvimini kullansaydık yılbaşını kaç günde bir kutlardık diye sorduk. Şimdi de B şıkkı 354 dedi ve bronz jokerini kullandı. Bakalım doğru mu? Yine değil gibi bir gerilim oluştu. Evet. 354 doğru cevap. Demek ki neymiş? İlk gözümüze çarpmanı seçiyormuşuz. Tebrik ediyorum. Bronz jokerlerini aynen söylediğim gibi doğru yerde, doğru zamanda kullandığında sana bilmediğin sorularda en iyi şekilde yardımcı oluyor ve bu soruyu atlatma şansımız oldu. Evet, şimdi 5000 liraya ulaştık. Sıradaki sorumuzun değeri 10.000 lira. Bir tane bronz jokerin hala var ve bir gümüş jokerin var. Gümüş jokerini emin olduğun bir soruda kullanırsan o miktardaki parayı garanti altına alacaksın, unutma. Tamam. Peki, sıradaki anahtar kelimelerimiz eylem için gelsin efendim. Gelsin. Uzay, müzikal, yönetmen. Ya, hep sevmediğim şeyler geliyor. Uzay dersen muhtemelen uzaydaki yıldızlar hakkında, döngü hakkında, ondan sonra güneş sistemi falan, onlar hakkında gelecek. Astroloji bile olabilir. İyi midir aran astrolojiyle? Sadece şey konusunda. Burçlar. Sadece konu burçlarsa. Yani bazen hoşuma giderse. Ne burcusun? Boğa. Boğa burcusun. Özelliklerini biliyor musun? Yani toprak burcu. Biliyorum özelliklerini, biliyorum. Hoşuna gider pozitiftir, yemek yemeyi sever. Pozitiftir, yemek yemeyi sever. Evet, yemek. Sen de sever misin yemek yemeyi? Çok. Yemek olsun. Şimdi yönetmen dersen bir filmin yönetmenini soracak. Filmlerin oyuncularını bile ezberleyemiyorum. Yönetmen daha zor. Müzikal diyelim. Müzikal diyelim. Altına yaklaşalım. Peki, altın peteğe yaklaşalım. Müzikal anahtar kelimesini seçiyoruz. Müzikali seçtik. Şimdi sorumuzun değeri 10.000 lira. Tekrar hatırlatıyorum. Bir gümüş jokerin, bir de bronz jokerin var. Çağırıyorum soruyu. Peki, müzikal anahtar kelimesinin sorusu gelsin efendim. Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı müzikalin besteleri kime aittir? A. Erol Evgin, B. Melih Kibar, C. Sezen Aksu, D. Ozan Doğulu. Bilmiyorum. 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 Yine atmasyon gideceğiz. Hisseli Harikalar Kumpanyası bir dönemin en önemli müzikallerinden bir tanesi. Nedense aklıma ilk gelen şey Erol Evgin oldu. Çiğdem Talun'un sözlerini yazdığı, uzun süre sahnelerde oynanan, önemli oyuncuların sahnelediği bir müzikal. Değil mi? Efendim? Erol Evgin değil mi? Sezen Aksu'yu çok severim. Ama böyle bir şey duymamıştım onunla ilgili. İçinde duymadım. Mehmet Ali Erbil'in, Adile Naşit'in oynadığı. O zaman kesin ya Erol Evgin ya Sezen Aksu. Çünkü Ozan Doğulu olamaz. Ozan Doğulu çok genç. Ozan Doğulu genç diyorsun. Ozan Doğulu çok genç. Peki, D şıkkını o zaman bilgiyle elemiş olduk.
Ya ilk gözüme çarpan Erol Evgin oldu. İlk gözüne çarpan Erol Evgin oldu. Bronzda deneyelim mi? Deneyelim mi? Deneyelim. A şıkkı Erol Evgin, bronz joker. Yani evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki bakalım. Hisseli Harikalar Kumpanyası açıyor perdesini. Bestecisi A şıkkı Erol Evgin miymiş? Ya öyle bir söylüyorsunuz ki hayır değil oluyorum. Hayır değilmiş. Hayır değilmiş. Erol Evgin oyuncularından bir tanesiydi. Onun güzel şarkılarıyla izlediğimiz bir müzikal. Şimdi gözümüzde canlandıralım. Ya Sezen Aksu ya Melih Kibar. İkisinden biri. Evet. Şimdi paşa paşa gümüşü kullanacağım. Ha, gümüşünü kullanacaksın. Gümüşü mecbur sonra kullanacağım artık. Doğru seçeneği bulmaya çalışacaksın. Aynen öyle. Peki şimdi o zaman bu soru için gümüş jokerimizi kullanıyor musun? Kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Onayladık efendim. Onayladım. Bu soru için Eylem gümüş jokerini kullandı. Yani şimdi eğer soruyu doğru bilirsek 10 bin lirayı kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Evet. Güzel. Şimdi üç şıkkımız var. Sezen Aksu. Sezen Aksu parçalarını çok severim. Sezen Aksu yıllardır şarkıcı. Ayrıca besteci. Ayrıca besteci. Ayrıca besteci. Ama Sezen Aksu'nun hiç böyle müzikalde beste yaptığını... Ve Melih Kibar. Onaylıyorum. Ve Melih Kibar. Gitti. Evet, bir görmesem ben bunu. Cevabı görmesem diyorsun. Evet, görmeyeyim. Onaylıyor musun? Onaylayayım mı? Azıcık duygulu baksanız anlayacağım. İşim gereği cevabı senin vermen gerekiyor. B. Melih Kibar. Onaylıyorum. Peki B. Melih Kibar. Onaylıyoruz. Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı müzikalin bestelerini kim yapmıştır diye Eylem'e sorduk. İkinci cevabımız da. Gitti mi? B. Melih Kibar dedi. Hatırlatıyorum. Bu soruda gümüş jokerimiz var. Eğer cevabımız doğruysa 10 bin liralık ödülü garanti altına alacaksın ve yoluna devam edeceksin. Bakalım B şıkkı Melih Kibar doğru cevap mı? Tebrik ediyorum Eylem. 2005 yılında kaybettiğimiz dünyaca ünlü bestecimiz Melih Kibar. Birkaç ay, parçası korktum. Sevdan Olmasa. Aa, onun. İşte öyle biliyorum bir şey. Hepsini. Erol Evgin'in söylediği. Hepsini biliyorum. Ve Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın da bestelerini yapmış olan ünlü bestecimizdi. Peki biraz bronz jokerlerin biraz da şansın yardımıyla 10 bin lirayı kazanmış oldun. Ay, şöyle bir bakıyoruz rahatladım. Bakalım. Petek tablomuzda tam 7 soruyu geride bıraktık. 7 soru sonunda 10 bin liraya ulaştık ve 10 bin liralık ödülü garanti ettik. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Ay, altın peteğe tercih edersen 3. soruda ulaşabilirsin. Ya da 1, 2, 3, 4, 5. soruda ulaşabiliriz. Tamam, rahatladık artık, rahat rahat gidebiliriz. Rahat, peki tamam, rahat, güzel. 10 bin lira ödülümüz cebimizde. Evet. Eylemle devam ediyoruz. Gelsin efendim sıradaki anahtar kelimelerimiz. Çağ, roman, deniz. Şimdi çağlardan çıkarsa, çağ deyince düşündüğüm buzul çağı. Ya da orta çağ, işte yeni çağ falan filan. Onlar canlanıyor. İyi midir onlarla aram? Tarihle aram çok kötü ama çağları severim. roman dediğimizde aslında roman olsun ya. Roman olsun. Çok roman okumuşluğum var. Hani çok tamam. Fazla kitap okuyorum ama yazar çıkarsa sıkıntı. Çok fazla roman kitap okuyorsan değil. Roman sana yardımcı olabilir. Bakalım. Roman olsun. Hem de altın peteğe bir adım daha yaklaştırır aynen. Seni. Aynen. Altın peteğe gümbür gümbür gidelim. Gümbür gümbür gidelim. Peki efendim. Roman anahtar kelimesini seçiyoruz Eylem için. Şimdi bakalım okuduğumuz kitaplar, romanlar bize yardımcı olacak mı? Bakalım. Gelsin romanda sorumuz. Çok okudum. Savaş ve Barış ve Anna Karenina romanlarının sahibi, soylu bir aileden gelen ünlü Rus yazar kimdir? A. Maxim Gorki, B. Fyodor Dostoyevski, C. Lev Tolstoy, D. Anton Çehov.
Şimdi karıştırdığım şey geldi. Şimdi bir Suç ve Ceza var, bir Savaş ve Barış var. Birininki Dostoyevski, birininki Tolstoy. Hiç soruya yardımcı olmadı. Olması için yanına bir de Anna Karenina eklenmiş. Onu hatırlamıyorum. Böylece ya. Okay. Muhtemelen Tolstoy bunun cevabı ya. Savaş ve Barış Tolstoy'u çünkü, değil mi? C. Lev Tolstoy. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Bakalım Savaş ve Barış ve Anna Karenina romanlarının yazarı C şıkkı Tolstoy muymuş? Tabii. Onları çok karıştırıyorum. Evet. Hani biri Dostoyevski'nin, birini Tolstoy'un. Suç ve Ceza ile karışır Dostoyevski'nin. Aynen, çok karıştırıyorum. Tamam ama iyi atlattık. Aynen, Anna aynen. Anna Karenina bize yardımcı oldu. Evet. Eylem, 15 bin liraya ulaştık. Sıradaki sorumuzun değeri 30 bin lira. Şimdi ay, şöyle bir petek tablomuza bakalım. Sana açıklıyorum. Eğer ki sol taraftaki peteğe gidersen 30 bin lira, eğer bilirsen. Bir sonraki petekte 50 bin lira ve bir sonraki petekte altın petek için 100 bin lira için yarışabiliriz. Ya da tercih edersen üstteki ya da sağdaki peteklere gidip 30-50 bin lira da altın petek için yarışabiliriz. Tercih tamamen senin. Tamam. Şimdi yine anahtar kelimelerini sunacağım 3 tane. Bu anahtar kelimelerle altın petekteki ödül miktarını sen belirleyeceksin. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Gelsin anahtar kelimelerimiz. Yaban. Madde. Sur. Suru seçmeyeceğim. Suru seçmeyeceğim. Kesin surları soracak. Hani nerede ne sur var? Hani ha, o surlar. Hep bunlar hep tarih coğrafya. Şimdi sorumuzun değeri 30 bin lira. Çok doğal olarak da zor. 30 bin liraya yakışacak bir soru olacak. Aynen öyle. Şimdi yaban deyince gözümde canlanan direkt bir yaban kitabı oluyor. Yaban kitabı ile yaban filmi. Sadece ikisi canlanıyor. Başka evet, bir şey canlanmıyor. Bir de madde var. Madde. Ya kimyasal madde sorarsın? Fizikle de aran tabii ki yoktur. Ben eşit ağırlıkçıyım. Eşit ağırlık. Peki. Madde. Madde diyoruz. Direkt gidelim şeye, altın peteğe. Altın peteğe en kısa yoldan gitmek istiyor Eylem ve madde anahtar kelimesini seçtik. Bu demek oluyor ki 30 bin lira değerindeki bu soruyu bildikten sonra yine tercihen bir sonraki soruda altın peteğe ulaşma şansın var. Eğer bu soruyu doğru bilirsen 50 bin lira da senin için altın petekte yarışacağız. Peki gelsin efendim madde anahtar kelimesinin sorusu. Naftalinin ana maddesi nedir? A. Bor minerali. B. Maden kömürü. C. Volkan. D. Mercan. Ya. Şimdi. Naftalin. Biliyor musun naftalinin ne olduğunu? Biliyorum ama naftalinin ana maddesini bilmiyorum. Bir de benim kardeşim şey, fizyoterapist. Hani fiziği iyidir, kimyası da çok iyidir. O bilir kimya, o zaman. Bunu bilir, kesin bilirdi. Naftalini nereden hatırlıyorsun? Naftalini nerede hatırlıyorum? Naftalini şey olsun diye, kokmasın diye, hani koku yapmasın diye kullanırlar. Dolapların içine koyarlar değil aynen, mi? Aynen. Ama biz diyoruz ki ana maddesi nedir? Evet, mercan değil. Hani mercan... Hiçbir fikrim yok. Maalesef jokerlerimiz de yok. Evet. A diyelim. A diyelim. Diyelim. Peki. Demeyelim mi? Bir saniye. Ben sana soruyorum. A. Bor minerali. Onaylıyor musun? Mercan da olabilir. Mercan A olsun. Onaylıyorum. 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 Peki. Efendim Eylem'le şimdi 30 bin lira değerindeki sorumuz için yarışıyoruz. Naftalinin ana maddesi nedir diye sorduk. A. Bor minerali dedi. Eğer bu soruyu doğru bilirsek. Hiç sanmıyorum. Değil. Altın petek sorusunu göreceğiz. Var ya mercan çıkacak kesin. Bakalım A şıkkı bor minerali doğru cevap mı? Evet.
Maalesef. Ya maden kömürü ne alaka ya? Maden kömürü. Eminim ki çıkartıldıktan sonra işleniyor ve naftalin haline geliyor. Ya kömür işlenip de hani elmas şekline gelir ya, hiç aklıma naftalin gelmedi. Evet, aynı elmas gibi belki de işlendikten sonra bu görevi gören bir madde haline dönüşüyormuş. Peki 10 bin lira kazandın Eylem. Evet, kazandım. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğin için. Sağ olasın, çok memnun oldum. Sağ ol. Ve yarışmacımız Hakan Gercik geliyor. Abi hoş geldin. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim, nasılsınız? İyi vallahi. Kendinden bahseder misin biraz? Tabii ki. Marmara Üniversitesi Beden ve Spor Bölümü mezunuyum. Beden eğitim öğretmenliği yapıyorum özel bir kolejde. Evliyim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ne kadar güzel. Kiminle yarışıyorsun? Kendinle yarışıyorsun. Kendimle yarışıyorum. Dolayısıyla kendine başarılar diliyorum. Evet. Peki biraz hemen yarışmadan bahsetmek istiyorum. Yarışma boyunca 5 tane jokerin var. 4 tanesi bronz joker, 1 tanesi gümüş joker. Bronz jokerlerini emin olmadığın şıklarda kullanıyorsun, kendini koruma altına alıyorsun. Okay. Gümüş jokerini ise emin olduğun bir soruda kullanıp o zamana kadar biriktirdiğin para miktarını garanti altına alıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Hemen başlayalım mı? Hemen başlayalım. Haydi bakalım. Hakan abinin soruları gelsin. Atasözüne göre çekirge kaçıncı sıçrayışında yakalanır? A1, B2, C3, D4. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde yakalanır. Üç mü diyorsun? Hayır. Demiyorsun. Kaç diyorsun? İki diyorum. İki diyorsun. B2. Onaylıyor musun? Jokerlerin var. Kullanabilirsin şaka istersen. Şaka gibi oldu. Heyecandan olsa gerek. Bir sıçrar. İki sıçrar. Atasözüne göre çekirge kaçıncı sıçrayışında yakalanır? Atasözünü düşünüyorum. Bir sıçrar çekirge. İki sıçrar. Ondan sonrası gitti. Ben bir joker kullanayım. Kullanalım. Bir tane bronz joker kullanalım. Hangi şık için kullanalım? Şaka gibi oldu bu. Üç için. 3-3. C3 bronz joker. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Bakalım atasözüne göre. Çekirge kaçıncı sıçrayışında yakalanırmış? C3. Doğru cevap mı? Evet. Heyecan. Biliyordun aslında cevabı. Evet. Ama heyecan diyelim. Kesinlikle. Heyecandan kurtulalım. Kurtulalım. Çünkü gördüğün gibi yarışıyoruz. Evet. Sorularımız güzel, keyifli. Bronz jokerimiz bunun için vardı. İyi ki kullandın. Bu soruyu atlatmış olduk diyelim ve önümüze bakalım. Okay. Şimdi her sorudan sonra önüne 3 tane anahtar kelime sunacağım bu andan itibaren. Bu 3 anahtar kelimeyle petek tablomuzda kendi yolunu kendin belirleyeceksin. Ve aldığın ödül miktarında yine kendin belirlemiş olacaksın. Okay. Ne kadar çok soru o kadar çok okay. para. Tamam. Peki sıradaki anahtar kelimelerimiz gelsin. Apartman, sofra, nokta. Noktadan ne gelebilir? Ünlem işareti, virgül, nokta, nokta atışı. Sofra, yemekler gelebilir. Apartman. İçinde apartman geçen bir şey olabilir. Soru olabilir. Sofra diyelim. Sofra diyelim. Peki, sofra anahtar kelimesini seçtik. Gelsin bakalım sofra anahtar kelimesinin sorusu. Deyime göre her türlü yiyeceğin olduğu sofrada eksik olan tek şey nedir? A. Manda sütü. B. Kuş sütü. C. Keçi sütü. D. Aslan sütü. B. Kuş sütü. B.
kuş sütü. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım. Biraz önce bir atasözünden gelmişti. Şimdi deyimden geldi. B kuş sütü. Doğru cevap. Tebrikler. 500 liraya ulaştık. Sıradaki sorunun değeri 1000 lira. Heyecan gitti mi? Gitmek üzere. Evet, gitmek üzere. Peki gitmek bakalım üzere. Bir soru daha bekleyelim. Gelsin anahtar kelimelerimiz. Ortak. 3 saray. Ortak. Ortak. 3 saray. Bu anahtar kelime seçimi sayesinde yolunu da kendin belirliyorsun. Biraz önce bir üst peteğe geçtin. Evet. Dolayısıyla o yönüyle de düşünmeni rica ediyorum. Saray herhalde saraylardan çıkabilir. Olabilir. 3 diyelim. 3 diyelim. Peki 3 anahtar kelimesini seçtik. Altın peteğe hızlıca bir yolculuğa çıktık. Bakalım ne olacak? Gelsin 3 anahtar kelimesinin sorusu. Hangisi diğer üçünden farklı bir eylemi anlatır? A. Aksırmak. B. Tıksırmak. C. Hapşırmak. D. Öksürmek. Aksırmak, tıksırmak, öksürmek, hapşırmak. Öksürmekle hapşırmak aynı. Aksırmak, tıksırmak. Diğer üçünden farklı bir eylemi anlatıyor. Tıksırmak. Hapşırmakla öksürmek tamam. Hapşırmakla öksürmek tamam diyorsun. Yani. Hapşırmak, hapşırmak, aksırmak, tıksırmak, öksürmek, hapşırmak. Hapşırmak, C... D işte, C, D. C, D. Prom jokerli mi değil mi? Şimdi üçü... Aynı eylem. Aynı eylem, bir tanesi farklı. Bir tanesi farklı. Bir joker kullanalım. Kullanalım. Takalım. Bir bronz joker kullanalım. Hangi şık için kullanalım? Hapşırmak. Bronz joker. C hapşırmak, lütfen. Bronz joker. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım hapşırmak diğerlerinden farklı bir eylem mi? Burası değil. Farklı, burası farklı. İyi ki kullandık bronz jokeri. Bizi korudu. Sorumuzun değeri 1000 lira. Hangisi diğer üçünden farklı bir eylemdir diye soruyoruz. A. Aksırmak. B. Tıksırmak. D. Öksürmek. A. Aksırmak. A. Aksırmak. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım. A şıkkı. Aksırmak doğru cevap mı? Herhalde. Öksürmek. Oh. Diğerlerinin hepsi hapşırmakla kapsamında olan bir aynı oluyor. Çok teşekkür olsun. Ediyorum. Buraya kadar geldin. Ayaklarına sağ sağlık. Sağ ol. Çok memnun oldum. Ve yarışmacımız Burhan Dursun geliyor. Burhan hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur lütfen. Burhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Süper. Biraz kendinden bahseder misin? Rehberlik yapıyorum. Şu sıralar İstanbul içi belli bölgelerde. Beyoğlu, ne bileyim Hanlar, Kapalı Çarşı, Boğaz Turu, Yalılar. Oo, demek ki müthiş bir bilgi birikimiyle karşı karşıyayız. Kısmen evet. Kısmen. Yok çok. Konularına göre diyorsun. Konusuna göre yani. Bazen bir soru geliyor görüyorum. Yani... Her branşta öyle biraz yani. Tabii tabii. Herkesin de her branşı bilmesi mümkün değil. Değil. Şimdiden yolu yapayım da ne olur ne olmaz. Tamam. Peki. Hiçbir şey bilmiyorum. Peki. Tekrar hoş geldin. Birazcık yarışmadan bahsetmek istiyorum. Yarışma boyunca 5 tane jokerin var. Bunlardan 4 tanesi bronz joker. Bronz jokerlerini emin olmadığın şıklarda kullanarak kendini koruma altına alıyorsun.
Bir tanesi ise gümüş joker. Gümüş joker önemli çünkü emin olduğun soruda kullanıp o ana kadar getirdiğin para miktarını garanti altına alacaksın. Anlaştık mı? Pekala. Başlayalım mı? Hemen. Haydi bakalım. Buyurun hemen başlıyoruz. Buran abinin ilk sorusu gelsin bakalım. Karnesini babasına göstermek istemeyen bir öğrencinin karnesi nelerle doludur? A. Çiziklerle. B. Kırıklarla. C. Çatlaklarla. D. Çürüklerle. Çok düşünecek bir soru değil elbet ama yine de belki algıda hata olur vesaire diye bakıyorum. Hani ilkin zayıf aradım doğal olarak. Kırıklarla tabii ki çürük olmaz. Yine de ne olur ne olmaz bir tersten kontrol, çatlaklar. Çizik belki olabilir hani değiştirmişsen notları diyeceğim ama değil tabii ki yani kırıklarla B diyorum. Peki B kırıklarla onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım B kırıklarla doğru cevap. Tebrikler. Evet Burun abi ilk sorunun sonunda 250 liraya ulaşıyoruz. 250 liradan sonra artık her soruda önümüze anahtar kelimeler gelecek. Bu anahtar kelimelerle kendi yolumuzu kendimiz belirleyeceğiz. Anlaştık mı? Gelsin bakalım sıradaki anahtar kelimelerimiz. Böcek, ateş, kare. Kare. Kareden nasıl bir soru gelebilir diye düşündüm. Ateş daha böyle bir soyutsal bir yerlere götürebilir beni. Ne olur ne olmaz. Ateşle de oynamak istemiyorum. Ateşle oynamayalım diyorsun. Hangisini seçelim? Kare diyorum şimdilik. Kare anahtar kelimesini seçiyoruz. Ateşle oynamadık. Kare anahtar kelimesini seçtik. Gelsin sorusu. Onunla aynı kareye girmem diyen biri kare ile neyi anlatmak istiyordur? A. Asansöre binmek. B. Fotoğraf çektirmek. C. Film izlemek. D. Seksek oynamak. Harika. Kolay bir soru gibi duruyor tabii ki. B diyeceğim ama... Seçenekler de esprili seçenekler. Seksek oynamak. Hani çift kişi seksek oynarsanız, ola ki de kare olursa, neyse fazla da lafı uzatmayayım. B diyorum. Seksekle aynı kareye girmek istemem. Onunla aynı kareye girmem diyen biri kareyle. Evet aslında fotoğraf kare değildir ama. Öyle kare söylenir. Diyelim, öyle söylenir. Fotoğraf karesi de. Fotoğraf karesi denir. Peki B fotoğraf çektirmek onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım B fotoğraf çektirmek doğru cevap. Evet. Bu soruyla birlikte 500 liraya ulaştın. Sıradaki sorumuzun değeri 1000 lira. Gelsin anahtar kelimelerimiz. Kağıt, temiz, kan. Temiz. Aslında biraz düşünüyorum. Kan ve kağıt. Hangi yoldan gitsem? Evet. Burada anahtar kelimelerimiz bizim yolumuzu da belirlemiş oluyor. Düz gitsem, virajlara girmesem bu sefer orada sıkışacağım bir sonraki etapta. Temiz, çok sanki böyle ucu açık bir soru gibi geliyor. Kağıt daha böyle bir kağıt. Kağıt diyorum. Kağıt diyelim. Peki, kağıt anahtar kelimesini seçiyoruz. Gelsin kağıt anahtar kelimesinin sorusu. Kağıt boylarından hangisi en büyüktür? A. A2 B. A3 C. A4 D. A5 Bu soruyu biliyorum ama risk etsem mi diyorum. Biliyor gibiyim. A3 A4'ten büyüktür diye hatırlıyorum. Doğal olarak da burada A5 gibi duruyor. Duruyor da bir bronz kullanayım mı kullanmayayım mı? Yok. A4'ün daha ufağı kağıt olarak elbet var ama iki boy daha ufağı yoktur diye düşünüyorum. Yani A5 daha ufak olursa A4'ten A4, A3, A2 olacak. A4'ten acaba 5 tane mi elde ediliyordu? Bunlar kendi işlerinde de oranlı diye biliyorum. Yani en ve boy oranları kendi işlerinde değişmiyor diye
büyüyor ya da küçülüyor bu. Ama A3 aklımda bir yollu A4'ten büyük kaldığına gör. Aha bakın. A3 A4'ten büyük diye kalmış. A2 tabii ki burada o zaman. A4 A5. Riske gireceğim. Riske gireceksin. A2 gibi duruyor. Yine de bir saniye, son bir kez daha. Peki. Bronz jokerler. Şimdi A3 A4'ten burada büyük idi. Bu durumda A2 de A3'ten büyük olmalı. Bronz kullanmayacağım. Yanarsam da yanayım. Ne diyelim? A2 diyorum. A2. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Burhan abi uzun uzun düşündün. Ama kendi kendimi de düzelttim inşallah. Çünkü bir an A5 gibi geldi ama bakınca bakalım hangi şu ışıklar biraz etkiliyor değil mi? Çok. Tamam peki bakalım. Kağıt boylarından yine hangisi en büyüktür dedik. Burhan abi A şıkkı A2 işaretledi. Bakalım doğru cevap mı? Evet, tebrikler. Az kaldı yanıyordum. Tamamen algısal. A5. Halbuki evet, mantığım doğruydu evet, ama A5'i yanlış konuşlandırdım. Her biri birbirinin katı aslında. Evet, onu biliyordum. A5, Allah'tan A4'ün da bir yarısı. A3, A4'ün iki katı. A2 de A3'ün iki katı. En büyüğü dolayısıyla A2. Tebrik ediyorum. 1000 liraya ulaştık 3. sorunun sonunda. Sıradaki sorumuz 2000 lira değerinde. 4 tane bronz şekerin, 1 tane gümüş şekerin cebinde. Çok iyi gidiyoruz. Gelsin sıradaki anahtar kelimelerimiz. Süper. Saç, komedi. Süper. Süperden ne olabilir? Bir süpermen biliyorum. Bir süper benzin biliyorum. İçinde süper kelimesi geçen herhangi bir soru gelebilir. Dolayısıyla biraz... Nasılsa bronzlarım var. Süperden gidelim bakalım. Süperden gidelim. İnşallah peki, süper bir soru çıkar. Süper anahtar kelimesini seçiyoruz. Bakalım sorumuz da kelimemiz gibi süper olacak mı? Gelsin sorumuz. Hangi süper kahraman hiç gözlük takmaz? A. Peter Parker. B. Clark Kent. C. Reed Richards. D. Bruce Banner. Süper kahramanlardan geldi soru. Hangisi evet, farkındayım. Clark Kent takıyor diye biliyorum. Ama uçarken takmıyor diye biliyorum. Clark Kent kimdi? Superman, Superman diye hatırlıyorum ama diğerlerinin hakkında hiçbir bilgim yok inanın. Yani A, C, D benim için şu an eşit. İsimlerden de bunu çıkaramam. O zaman bronz jokerler sana yardımcı olabilir. Oh, çok erken ama yapacak bir şey yok. Peter Parker isim olarak böyle bir insan ya da böyle bir süper güç, süper şahsiyet gözlük takar mı? Bruce Banner. Peter Parker. Sanki Parker takar gibi. Tamamen bu hissiyat yani. Hiç bilgiyle konuşmuyorum şu an. Reed Richards. Bronz kullanmak istiyorum. Bronz jokerimizi. Hangi ışık için kullanıyoruz? C diyeyim. C. Reed Richards. Bronz joker. Peki. C şıkkı Reed Richards. Bronz joker. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım. C şıkkı. Reed Richards. Gözlük takıyor mu, takmıyor mu? Evet, tebrikler. Takmıyor. Sen yine de bir bronz jokeri kullanarak kendini garanti altına aldın. Eğer olmasaydı yeni bir şık seçeneğin pişman olacaktı. Pişman değilim, pişman değilim. Tamam, bilmediğim peki bir soru. Anlaştık. Dördüncü sorunun sonunda 2000 liraya ulaştık. Sıradaki sorumuzun değeri 3000 lira. Gelsin anahtar kelimelerimiz. Kırmızı, şarkı, kurum. Hangi anahtar kelimeyi seçelim? Kurum diyelim. Kurum diyelim. Peki, kurum anahtar kelimesini seçtik. Nasıl kurumlarla aran bilir misin? Kurumsal düşünmeyi severim ama kurumsal kurumlarla düşünme aramı bilmiyorum. Bakalım, sorumuz nereden gelecek? Gelsin sorumuz. New York borsasının ve önemli finansal kurumların içinde yer aldığı Amerika'nın ünlü sokağının adı nedir? A. Times Square. B. Broadway. C. Wall Street. D. Manhattan. B.
basit gibi duruyor ama yine de yani Wall Street gibi duruyor doğal olarak da Manhattan değil diyebiliyorum. Sokağın adı ya da Wall Street sokak zaten cadde. Acaba cadde sokak falan. New York yok, borsası da ve en önemli. Kendimle mücadele etmeyeceğim. C diyeceğim. Bir daha bakayım New York borsasının ve önemli finansal kurumların içinde yer aldığı Amerikan ünlü sokağı. Wall Street diyorum. Peki C şıkkı Wall Street onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım New York borsası C şıkkı Wall Street'te mi? Evet. Biraz kafa karıştırıcı olsa da kolay bir soruydu. Kolay bir soruydu evet. Ama her soru kolaylığın içinde bir böyle şüphecilik duygusu aynen da yaratıyor. Acaba Times Square olabilir mi? Mesela. Peki. Belki o sokaklı diğeri caddeydi diğeri vesaire. Diğeri sokak caddeydi. Evet ince detaylardan da sorunun içerisinden bazen ne olur, ne olmaz cevaplara ulaşabiliyoruz. 3000 liraya ulaştık Burhan abi. Sıradaki sorumuzun değeri 5000 lira. 3 tane bronz jokerimiz var. Bir tane de gümüş jokerimiz var. Kullanılmak üzere seni bekliyorlar. Tamam. Harika. Devam ediyoruz. Gelsin anahtar kelimelerimiz. Meyve, yün, sözcük. Hangi anahtar kelimeyi seçelim? Sözcük. Meyve. Nasıldır meyveyle aram? Sever misin? Meyveyle aram hiç yoktur. Öyle mi? Olduğu zaman yerim. Olursa yerim. Birisi ama soyarsa gene yerim. Öyle mi? Ama tutup da gidip alıp yemem. Hazır bulursam yerim. Hazır bulursam yerim. Tamam. Onun yün için var, bir de sözcük ya var. Bir garip yün diyelim. Yün enteresan geldi bana, yün. Yün diyelim. Yün diyelim. Peki, yün anahtar kelimesini seçtik Burhan abi için. Aslında acaba dedim yüne yönelmez misin? Hani kadınların daha bildiği örgüden bir yerden gelir mi? İnşallah çok diye kadınsı bir soru değildir. Değildir. Bakalım nasıl bir sormuş. Gelsin efendim sorumuz. Yünü, pamuğu, yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan meslek erbabına ne denirdi? A. Pulma. B. Yorgancı. C. Sayacı. D. Hallaç. Sayacı yanlış bilmiyorsam ayakkabıyla ilintili bir şey yapar. Yorgancı yorganı yapar ama aynı zamanda kabartır elbet. Ama yünü, pamuğu ve yay ve tokmak gibi bir araçta kabartma. Kabartma ve ditme işini yapan. Ditme. Meslek grubu. Erbabına. Hallaç gibi duruyor ama. Hallaç. Niye hallaç? Bir an böyle yabancılaşıyorum. Sorun orada. Acaba bronz kullansam mı, kullanmasam mı? Yorgancı denmez herhalde. Pamuğu, yay ya da tokmak. Yorgancı her şeyi yapar yani. Hallaç. Vallahi burayı da bilmiyorum. Ya hafızam beni yanıltıyor ya da yanıltmıyor. Tabii ki şuradaki şüphe gidebileceğim yolun yarısında durmak zorunda olmam sebebiyle şüphe. Yoksa hallaç diyorum ben. D diyorum. D hallaç. D hallaç diyorum. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Peki. Bakalım. Allah doğru. Tebrikler. Ya ben aslında de kolay birlikte bir soru. Baktıkça yabancılaşıyorsun. Evet. Baktıkça yabancılaşıyorsun. Allah pamuğu gibi lazım atmak diye bir deyim vardır, hatırlar mısın? Ama yine de karıştırabilirdik. Cevaplar çıkmadan bile kafamda hallaçtı hallaç ama gelmişti. Yine de bir şöyle bir durdun. Ama tebrik ediyorum. Risk alıyorsun. Dolayısıyla da bronz jokerlerini ileriki sorulara saklıyorsun. İyi gidiyoruz. 5000 liraya ulaştık. Sıradaki sorumuzun değeri 10.000 lira. Halen 3 tane bronz jokerimiz var, 1 tane gümüş jokerimiz var. Gelsin anahtar kelimelerimiz. Eski, Şener Şen, ödül. Hangi anahtar kelimeyi seçelim? Şener Şen'in filmlerini seyrettim. Muhtemelen film ya da bir karakter çıkabilir ihtimal. Ödül. Ödül, eski. Eski bana bir şey ifade etmemekle birlikte biraz böyle şansıma güveneyim. Belki orada benim tipim bir soru çıkar. Eski. Eski olsun. Eski diyelim diyorsun. Eski. Peki olsun. Eski anahtar kelimesini seçtik.
eskilerden. Bakalım ne gelecek? Gelsin sorumuz. Dede Korkut hikayeleri hangi Türk toplumunun bilinen en eski destansı hikayeleridir? A. Oğuzlar. B. Uygurlar. C. Göktürkler. D. Karluklar. Bir rehber için aslında çok uzak bir soru değil. Göktürkler diye biliyorum ama... Dede Korkut hikayeleri. Karluklar değil diye biliyorum. Uygurlar. Oğuzlar değil. Göktürkler diye biliyorum ama Uygurlar... Burada olunca böyle oluyor. Dede Korkut hikayeleri. Hangi Türk toplumunun bilinen en eski destansı hikayeleri? Bir bronz kullanayım ya. Burada da risk etmeyeyim. Hangi şık için? Göktürkler diyorum. C. C. Bronz Joker. Peki. C. Göktürkler, bronz Joker. Onaylıyor musun? Soru güzel soru aslında. Bildiğimiz bir şey ama. Onaylıyor musun Burhan abi? Onaylıyorum. Peki. Bakalım. Dede Korkut hikayeleri Göktürklerin destansı hikayeleri miymiş? Ana. Değilmiş. İyi ki bronz jokerimizi kullanmışız. Oğuzlar. Kaldı geriye 3 tane şıkkımız. A. Oğuzlar. B. Uygurlar. D. Gümüşü Karl. Kullanacağım. Gümüş kullanacağım. Gümüş kullanacağım. Peki bu soru için gümüş joker hakkımızı kullanıyoruz. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Onaylıyoruz. Şimdi bu soruyu eğer doğru cevaplarsak 10 bin lirayı garanti altına alacağız ve devam edeceğiz. Yine bronz kullanacağım. Oğuzlar, bronz joker diyorum. Peki. A. Oğuzlar, bronz joker. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Oğuzlar önce değil demiştin ama. Uygur da değil gibi geldi. Niyeyse Oğuzlara yani gittin. Sıfırladı şu an. Bir bronz jokerdi de yanına koyarak kendini garanti altına aldı. Peki bakalım A şıkkı Oğuzlar. Doğru cevap. Evet. Oğuzlar doğru. Niye böyle bir hata yaptım? Şimdi jeton düştü. Oğuzları algı olarak kayıyla eşleştirdim. Ha, sanki daha bir alt kol gibi geldi. Öyle ama işte tamamen şu ışıkları bir kesseniz aslında biraz azaltsanız ışıklar neler olacak? Işıklar olmazsa ama biz de program yok, biraz savunmam tabii. Yani gidiyor insan aklına. En keyifli tarafı da bu. Esasen bu soruları bir alt kol olarak burada düşündüm. Evet, evet. Peki. Gitti yazık bronza ama ne yapalım? Olsun. İyi gittik. Böylece gümüş jokerimizle 10 bin lirayı da garantilemiş olduk. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Şöyle bir petek tablosuna baktığımızda 2, 4, 6, 7. soruda 10 bin liraya ulaştın. Buradan sonra artık hedefimiz altın petek. Cebimizde 10 bin lirayla altın peteğe gideceğiz. Yol ve tercih tamamen senin. İstersen yolunu yine uzatarak altın petekte katlayarak yüksek bir ödül miktarı için yarışabilirsin. Ya da direkt en kısa yoldan da altın peteğe gidebilirsin. Tercih tamamen senin. Yine de bir yolların temasına bakayım. Bakalım anahtar kelimelere bakalım, ona göre karar yoksa verelim. Yoksa dikine gitmek isterim ben de ama tamam. Bakalım. Gelsin anahtar kelimelerimiz ki yollara bir bakalım. Ünlü, uzun, dize. Yok dize demeyeceğim. Ya ünlü diyeceğim ya uzun diyeceğim. Ünlü biri uzun diyorum direkt. Hiç uzun diyoruz. Peki uzun anahtar kelimesini seçtik. Dize'yi seçer misin? Şiirle aran nasıldır diye soracakken sen hiç girmedin bile dizelere. Peki gelsin efendim uzun anahtar kelimesinin sorusu. Hangi filmin başlangıç sahnesi uzun zaman önce çok çok uzak bir galakside diyerek başlar? A. Matrix. B. Dune. C. Yıldız Savaşları. D. Uzay Yolu. Uzun zaman önce... Yıldız Savaşları gibi duruyor. Matrix değil diye biliyorum. Uzay Yolu, Dune'u bilmiyorum. Belki de çok cahilliğime verin. Uzay yolu... Yok bu ne bileyim sanki böyle bir tınısal olarak da Yıldız Savaşları böyle uzayın C diyorum. Bronzu da kullanmıyorum. Kullanmıyorsun. Kullanmıyorum. Peki. C şıkkı Yıldız Savaşları. Evet. Onaylıyor musun? Onaylıyorum.
Bakalım uzun zaman önce çok çok uzak bir galakside diye başlayan film. Galaksi, Yıldız Savaşları. C Yıldız gibi. Savaşları mıymış? Evet. Tebrik ediyorum. 15 bin liraya ulaştık. Bir bronzum daha olsaydı. Bir bronzun var. Bir tane daha olsaydı daha rahat giderdim diyorsun. Ama bana sorarsan risk alarak pek çok soruda arada kaldın ama bronz kullanmayarak risk alıp bir sonraki soruya taşıdığın bronzlarını. Sadece galiba bir soru birazcık canımızı sıktı. Evet, evet. Ama onu da iki bronzla güzel atlattık. Peki iyi gidiyoruz. Sıradaki sorumuzun değeri 30 bin lira. Tekrar uyarmak istiyorum. Petek tablomuzda. Dilersen üçüncü soruda, dilersen dördüncü, dilersen beşinci soruda altın peteğe ulaşabilirsin. Sıradaki anahtar kelimeleri senin için çağırıyorum. Gelsin. Çoban, yazar, tipleme. Ben çoban. Çoban diyorum. Çoban diyoruz. Evet. Peki, çoban anahtar kelimesini seçtik. Çobanı seçerek birazcık yolumuzu uzatmaya da karar verdik. Olsun, zevkli gidiyor. Aynen, keyifli gidiyor. Bizim için de keyifli gidiyor. Dolayısıyla parayı katlaya katlaya bakalım altın petekte ne kadar ulaşacağız. Gelsin çoban anahtar kelimesinin sorusu. Hangisinin diğer adı çoban yıldızıdır? A. Kutup yıldızı. B. Jüpiter. C. Halley kuyruklu yıldızı. D. Venüs. Halley değil diye biliyorum. Jüpiter değil. Çoban yıldızına ne diyoruz? Venüs yıldız diye adlandırılır mı? Bir sabah yıldızı var. O sabah mı kutuptu yoksa çoban mı kutuptu? Sabah. Şimdi burada bronzu kullanayım mı kullanmayayım mı ikilemindeyim de. Var mı aklında bir cevap? Yani ilk aklıma gelen kutup yıldızı ama kutup yıldızı bir de sabah yıldızı vardı. Acaba kutup yıldızın diğer ismi sabah mıydı, çoban mıydı? Ama Venüs, çoban yıldızı, Venüs. Kutup yıldızı diyorum. Kutup yıldızı diyoruz. Bronzu kullanayım onu düşündüm. Peki bakalım. Bronzsuz kutup diyorum. Bronzsuz kutup diyoruz. Evet. Peki. A. Kutup yıldızı. Kutup yıldızı diyorum. Onaylıyorum. %50 ihtimal. Onaylıyorum. Peki. Bakalım. Çoban yıldızının diğer adı A. Kutup yıldızı mıymış? Doğru dürüst yıldız o. Venüs. Olmadı. Doğru. Keşke kullansaydık. Kullansaydım da evet oradan sonra da Venüs diyecektim. Jüpiter hiç değildi. Doğru söylüyorsunuz. Halley de demeyecektin. Halley demezdim. Zaten Halley kaç yılda bir geliyor Allah aşkına. O zaman da Venüs kalacaktı. Çok teşekkür ederim. 10 bin lira kazandın. Peki ayaklarına sağlık Burhan abi. Sağ ol. Ben teşekkür çok ederim. Çok memnun oldum. Çok sağ ol. Türkiye'nin %100 yerli bilgi yarışması Altın Petek'in sonuna geldik. Eğer siz de buraya gelip 1 milyon için yarışmak istiyorsanız altınpetek.tv adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.